Küçük Prens. Tam 6 yaşındayken insan eli değmemiş ormanları anlatan Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta müthiş bir resim görmüştüm. Avını yutan bir boa yılanını gösteriyordu. Resmi aslına bakarak yukarıya çizdim. Kitapta şöyle diyordu: boa yılanları avlarını bütün olarak çiğnemeden yutarlar. Sonra da yerlerinden kıpırdayamazlar ve 6 ay süren sindirim boyunca uyurlar. Bunları okuyunca balta girmemiş ormanlardaki serüvenler üzerine uzun uzun düşündüm. Sonra da elime bir boya kalemi alıp ilk resmimi çizmeyi başardım. İşte bir numaralı resmim şöyle bir şeydi. Sanat şaheserimi büyüklere gösterip resimden korkup korkmadıklarını sordum. Şapkadan kim korkar demesinler mi? Ama bu bir şapka resmi değildi ki. Bir fili sindirmeye uğraşan bir boa yılanını çizmiştim ben. Bu kez büyükler de anlayabilsin diye boa yılanının içini çizdim. Büyüklere her şeyi açıklamak gerekir zaten. İki numaralı resmim de şöyle bir şey oldu. Bunun üzerine büyükler boa yılanının içini, dışını çizmeyi bırakıp kendimi coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisine vermemi öğütlediler. İşte böylece resim alanında isim yapma şansını daha 6 yaşındayken geri çevirmiş oldum. 1 ve 2 numaralı resimlerimin başarısızlığı da cesaretini kırmıştı doğrusu. Büyükler hiçbir şeyi asla kendi başlarına anlayamıyorlar. Onlara her şeyi açıklayıp durmaksa çocuklar için gerçekten çok yorucu. Ben de kendime başka bir meslek seçip pilot oldum. Dünyanın her yerinde uçtum sayılır. Doğrusu coğrafyada çok işime yaradı. İlk bakışta Çin'i Arizona'dan ayırabilirim. Gece karanlığında yolunuzu şaşırmışsanız coğrafya çok işinize yarar. İşte bu sayede hayatım boyunca birçok ciddi insanla birçok ilişkim oldu. Yetişkinlerin arasında çok zaman geçirdim. Onları çok yakından tanıdım. Yine de haklarındaki fikrim pek değişmedi. Biraz aklı başında görünen bir büyüye rastladığımda yanımdan hiç ayırmadığım bir numaralı resmi gösterip deneyimi yapıveriyordum. Göründüğü kadar akıllı bir insan mıydı bakalım? Ama aldığım yanıt hep aynı oluyordu: şapka. O zaman ben de ne boğa yılanlarından, ne el değmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan bahsediyordum. Hemen kendisiyle aynı telden çalmaya başlayıp biriçten, golften, siyasetten ve kravatlardan söz açıyordum. Tabii büyüğümüz de kendisi gibi aklı başında birini tanımış olduğuna pek seviniyordu o zaman. Böylece 6 yıl önce Büyük Sahra Çölü üzerindeyken geçirdiğim kazaya kadar hayatımda içimi açabileceğim kimse olmaksızın yapayalnız yaşadım. Motorumun bir parçası bozulmuştu. Yanımda ne bir tamirci ne de bir yolcu olduğundan zorlu bir tamir işine tek başıma girişmek için kolları sıvamıştım. Benim için ölüm kalım meselesiydi bu. Çünkü yanımda ancak 8 gün yetecek kadar içme suyu vardı. İlk gece en yakın yerleşim merkezinden 1000 kilometre uzakta kumlar üzerinde uyuyakaldım. Okyanusun orta yerinde bir salın üzerinde sürüklenen bir kazazededen bile yalnızdım. İşte bu yüzden gün doğarken incecik bir ses beni uykumdan uyandırdığında ne kadar şaşırdığımı siz düşünün. "Bana bir koyun çizer misiniz lütfen?" diyordu ses. "Ne? Bana bir koyun çizer misin?" Yıldırım çarpmış gibi ayağa fırladım. Gözlerimi iyice ovuşturdum. Karşımda beni dikkatle süzen ve kimselere benzemeyen bir küçük adam durmaktaydı. İşte bunca zaman sonra en iyi çizebildiğim resmi bu. Tabii yaptığım resim aslında modelin ne kadar sevimli olduğunu yansıtmaktan çok uzak. Ama bu benim suçum değil. Büyükler yüzünden ressam olmaktan daha 6 yaşında vazgeçmiş, boğa yılanlarının içten ve dıştan görünümlerinden başka bir şey çizmeyi de öğrenmemiştim. Şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış gözlerle karşımda beliren bu tuhaf görüntüye baka kalmıştım.
sizlere en yakın yerleşim merkezinden 1000 kilometre uzakta olduğumu söylemiştim, değil mi? Halbuki bu küçük adam ne yolunu kaybetmiş ne de bitkin görünüyordu. Açlıktan, susuzluktan ya da korkudan ölmek üzereymiş gibi bir hali de yoktu doğrusu. En yakın yerleşim merkezinden 1000 kilometre uzakta, çölün ortasında kaybolmuş bir çocuğa ise hiç benzemiyordu. Sonunda ağzımı açıp konuşmayı başardım. İyi de, burada ne işin var senin? Bunun üzerine alçak sesle ve ciddi bir tavırla aynı şeyleri tekrarladı. Ne olur bir koyun çiz bana. Durum bu kadar esrarengiz olunca istenileni yapmazlık edemiyorsunuz. Olacak şey değildi ama en yakın yerleşim merkezinden 1000 kilometre uzakta ölüm tehlikesi altında olduğum halde cebimden bir kağıtla dolma kalem çıkardım. Tam o sırada yıllarımı coğrafya, tarih, aritmetik ve dil bilgisi çalışarak geçirdiğim geliverince aklıma biraz da kötü bir şaka gibi küçük adama resim yapmayı bilmediğimi söyledim. Olsun dedi küçük adam, bir koyun çiziver işte bana. Daha önce hiç koyun resmi yapmamış olduğumdan hayatta çizmeyi becerdiğim iki resimden birini yapıverdim. Yani boa yılanının dıştan görünümünü. Ama küçük adamın yanıtını duyunca şaşa kaldım. Hayır, fili yutmuş bir boa yılanı resmi istemiyorum ki ben. Boa yılanı çok tehlikelidir. Fil de çok iri. Halbuki benim oralar küçücük. Bana lazım olan şey bir koyun. Bir koyun çiz bana. Dediğini yaptım. Dikkatle baktıktan sonra hayır dedi. Bu daha şimdiden çok hasta. Bir başka koyun çiz. Bir başka koyun çizdim. Dostum tatlı ve hoşgörülü bir gülümsemeyle sen de biliyorsun ki bu bir koyun değil, koç dedi. Boynuzları var. Bunun üzerine bir tane daha çizdim. Ama diğerleri gibi bu koyun da beğenilmedi. Bu da çok yaşlı, uzun zaman yaşayacak bir koyun istiyorum ben. Bir yandan bir an önce motoru sökmeye başlamak için sabırsızlandığımdan şu resmi karaladım. Bir de açıklama yaptım. Bu istediğin koyunun sandığı. Koyun da içinde. Genç eleştirmenimin yüzünü aydınlandığını görmek beni müthiş şaşırtmıştı. İşte tam istediğim gibi dedi. Sence bu koyun çok mu ot yer? Neden? Benim oralar küçücük de. Dert etme. Ben de küçücük bir koyun verdim zaten sana. Resme iyice yaklaşıp pek de küçük değil aslında dedi. Aa, baksana uyuverdi. İşte küçük prensle böyle tanıştım. Onun nereden geldiğini anlayabilmek için uzun süre sabretmem gerekti. Beni soru yağmuruna tutan küçük prens benim sorduklarımı sanki duymuyordu. Ne anladıysam ağzından gelişi güzel dökülen sözcükleri bir araya getirip yavaş yavaş anladım. Örneğin uçağımı ilk kez gördüğünde uçağımın resmini yapmayacağım, benim için çok çok karmaşık. Şuradaki şey de ne diye sormuştu. Buna şey denmez. Uçar bu. Bu bir uçak. Benim uçağım. Uçtuğumu öğrenmesinden gurur duymuştum doğrusu. Bunun üzerine hayretler içinde nasıl yani gökyüzünden indin demek diye bağırdı. Alçak gönülde bir tavırla evet dedim. Ne tuhaf. Küçük prens kahkahalarla gülmeye başlayınca epeyce canım sıkıldı. Başıma gelen talihsizliklerin ciddiye alınmasını isterim. Demek sen gökyüzünden geliyorsun diye devam etti küçük prens. Hangi gezegendensin peki? Birden küçük prensin varlığını saran gizem hafiften aydınlanır gibi oldu. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Diye atıldım. Ama karşılık vermedi. Uçağıma dikkatle bakarak başını sallıyordu usulca. Zaten bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın deyip düşüncelere daldı. Sonra da cebinden şu benim koyunu çıkarıp hazinesini seyre koyuldu. Bu ağzından kaçan başka gezegenler konusunun kafamı ne kadar karıştırdığını tahmin edersiniz. Bu yüzden daha fazla şey öğrenmek için elimden geleni yaptım. Nerelisin sen, küçük adamım? Diye sordum. Şu senin oralar neresi?
Koyununu nereye götürmek istiyorsun? Bir süre sessiz düşündükten sonra bana koyunu bu sandıkla birlikte verdiğin iyi oldu dedi. Geceleri evi olarak kullanır. Elbette. Ayrıca iyi çocuk olursan sana gündüzleri onu bağlaman için ip veririm. Bir de kazık. Teklifim küçük prensi şaşırtmış görünüyordu. Bağlamak mı? Ne saçma düşünce. Ama bağlamazsan alır başını gider kaybolur. Bunun üzerine dostum yine bir kahkaha attı. Nereye gider dersin? Nereye olursa burnunun doğrultusuna. Küçük prens hiç önemli değil dedi ciddi bir sesle. Benim orası öyle küçük ki. Sonra da sesinde belli belirsiz bir hüzünle ekledi. Burnunun doğrultusuna bile gitse kimse fazla uzaklaşamaz orada. Böylece çok önemli ikinci bir şey öğrenmiştim. Geldiği gezegen en fazla bir ev kadar büyüktü. Bu beni pek de şaşırtmamıştı. Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs gibi adları konulmuş büyük gezegenlerin dışında kimileri teleskopla bile görünmeyecek kadar küçük yüzlerce gezegen olduğunu gayet iyi biliyordum. Bir gök bilimci bunlardan birini keşfettiğinde isim yerine bir numara verir. Asteroid 325 der örneğin. Küçük prensin geldiği gezegenin asteroid B612 olduğunu düşünmek için ciddi nedenlerim var. Bu asteroid yalnızca bir kere, o da 1909'da bir Türk gökbilimcinin teleskopuna yakalanmıştı. Bunun üzerine gökbilimci buluşunu heyecanla bir uluslararası gökbilim kongresinde sunmuş ama giysileri yüzünden kimse ona inanmamıştı. Büyükler böyledir işte. Ama asteroid B612'nin şansına dediği dedik bir Türk lider karşı çıkanları ölüm cezasıyla tehdit ederek halkının Avrupalılar gibi giyinmesini şart koştu. 1920'de aynı gökbilimci aynı bildiriyi bu kez çok şık giysiler içinde sundu. Tabii o zaman cümle alem gökbilimcinin görüşünü kabul etti. Sizlere asteroid B612 hakkında bu ayrıntıları anlatmamın ve numarasını filan vermemin nedeni yine şu büyükler. Büyükler rakamlara bayılırlar. Diyelim yeni arkadaşınızdan söz ettiniz. Asla işin özünü merak etmezler. Örneğin ses tonu nasıl? Hangi oyunları seviyor? Kelebek koleksiyonu var mı? Diye sormazlar asla. Onun yerine kaç yaşında? Kaç kardeşi var? Kaç kilo? Babası kaç para kazanıyor derler. Onu ancak bu şekilde tanıyacaklarını sanırlar. Büyüklere kırmızı tuğlalı bir ev gördüm. Pencerelerinde sardunyalar, çatısında güvercinler vardı derseniz eğer, bu evi bir türlü gözlerinin önüne getiremezler. Onlara denilmesi gereken şudur. Milyonluk bir ev gördüm. İşte o zaman, ah ne kadar güzel derler size. Dolayısıyla onlara küçük prens diye biri var. Çünkü o çok sevimli biri. Gülüyor, bir koyun istiyor. Biri bir koyun istiyorsa bu onun varlığını kanıtlar. Diyecek olsanız omuzlarını silkip size çocuk muamelesi yapacaklardır. Ama geldiği gezegenin adı B612 derseniz derhal ikna olur ve sizi sorularıyla bunaltmazlar. Büyükler böyledir işte. Ama onlara kızmamak lazım. Çocuklar yetişkinlere daima büyük bir hoşgörü göstermeli. Neyse ki yaşamın anlamını bilen bizler için rakamların hiç önemi yok. Keşke bu öyküye peri masallarındaki gibi başlamış olsaydım. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar neredeyse boyu kadar bir gezegende bir küçük prens yaşarmış derdim o zaman. Ve bu küçük prens bir dostu olsun istermiş hep. Yaşamın anlamını bilenler için daha gerçekçi bir giriş olurdu bu. Doğrusu kimsenin kitabımı okurken hafife almasını istemem. Bu anıları burada anlatabilmek için ne acılar çektim. Dostum koyunuyla birlikte gideli 6 yıl oldu bile. Onu sizlere anlatmaya çalışmamın nedeni onu unutmak istemiyor olmam. İnsanın dostunu unutması çok acı bir şey. Herkesin dostu olmaz. Eğer dostumu unutursam rakamlardan başka bir şeyle ilgilenmeyen büyüklere benzerim.
İşte bu yüzden yine bir kutu boya ve kalem aldım kendime. Bu yaşta yeniden çizmeye başlamak hiç kolay değil. Hele şimdiye kadar yalnızca bir boa yılanının içten ve dıştan görünümünü çizmişsen, o da ta 6 yaşındayken. Küçük prensi elimden geldiği kadar aslına uygun çizmeye çalışacağım elbette. Ama başarabilir miyim bilmem. Resimlerin biri iyi oluyor, öbürü hiç benzemiyor. Boyu konusunda da yanılıyorum. Bir yerde boylu poslu görünüyor, başka bir yerde ufak tefek. Giysinin renginden de pek emin değilim. Bu yüzden iyi kötü çabalayıp duruyorum. Daha önemli ayrıntılarda da hata yapabilirim. Ama bunun için beni bağışlayın. Dostum bana hiçbir şeyi açıklamıyordu ki, herhalde beni de kendisi gibi bellemişti. Ne yazık ki ben sandıkların içindeki koyunları görmeyi beceremiyorum. Belki de biraz büyükler gibiyim. Yaşlılık işte. Her gün yaşadığı gezegenle, oradan ayrılışıyla, yolculuğuyla ilgili bir şeyler öğreniyordum. Düşüncelerinin arasından azar azar tesadüfen geliyordu bilgiler. İşte Baobab'ların başına gelenleri de üçüncü gün bu şekilde öğrendim. Bunun için yine o koyuna teşekkür borçluyum. Çünkü küçük prens ansızın sesinde ciddi bir endişeyle ''Koyunların çılları yediği doğru değil mi?'' diye soru vermişti. ''Evet doğru. Oh çok sevindim buna.'' Koyunların çılları yemesi neden bu kadar önemli anlayamamıştım. Ama küçük prens şöyle devam etti. Öyleyse baobab ağaçlarını da yerler değil mi? Küçük prense baobabların küçücük çalılar değil, kiliseler kadar büyük ağaçlar olduklarını, isterse yanında koca bir fil sürüsü götürsün, bu sürünün tek bir ağacın bile hakkından gelemeyeceğini anlatmam gerekti. Fil sürüsü fikri küçük prensi güldürmüştü. Onları üst üste koymak gerekirdi. Ama hemen aklını kullanıp baobablar büyümeden önce küçük değil midirler? Dedi. Haklısın. İyi ama neden koyunların küçük baobabları yemesini istiyorsun? İyi düşün, dedi. Sanki her şey apaçık ortadaymış gibi. Sorunun içinden tek başıma çıkmak için epey kafa patlatmak zorunda kaldım. İşin aslı küçük prensin gezegeninde tüm gezegenlerdeki gibi iyi bitkiler ve kötü bitkiler vardı. Dolayısıyla da iyi bitkilerin iyi tohumları, kötü bitkilerin kötü tohumları olurdu. Ama bu tohumlar gözle görülmezdi. Hep birlikte toprağın kuytusunda uyurlardı. Ta ki içlerinden birinin uyanacağı tutana kadar. İşte o zaman tohum şöyle bir gerinir, sonra da kimseye zararı olmayan, incecik, sevimli bir filiz mahcup bir şekilde güneşe doğru sürerdi. Bu bir turp ya da gülse, bırakın istediği gibi filizlensindi. Ama kötü bir bitkinin sürgünü ise ne olduğu anlaşılır anlaşılmaz sökülüp atılmalıydı. Ne yazık ki küçük prensin gezegenini kötü tohumlar sarmıştı. Bunlar baobab tohumlarıydı. Gezegenin toprağına bulaşmışlardı. Eğer bir baobab sürgününü topraktan hemen sökmezseniz imkanı yok ondan kurtulamazsınız. Bütün gezegeni sarar. Kökleriyle delik deşik eder. Hele bir de gezegen küçücük, baobablarda çok sayıdaysa on ufak olur gezegen. Sonraları bu bir disiplin meselesi demişti küçük prens bana. Her sabah kendinize çeki düzen verdikten sonra gezegeni de köşe bucak temizlemelisiniz. Küçükken gül fidanına çok benzeyen baobabları fark eder etmez söküp atmak gerekir. Bu çok sıkıcı bir iştir ama çok da kolaydır. Küçük prens günün birinde bizdeki çocuklar da iyice bellesinler diye bir resim yapmamı öğütledi. Bir gün yola düşerlerse bu bilgi işlerine yarar, dedi bana. Bazen işleri sonraya bıraksanız da olur. Ama baobablar söz konusuysa sonuç daima felakettir. Bildiğim bir gezegen var. Tembel bir adamın yaşadığı. Yalnızca üç sürgünü görmezden gelmişti de. İşte küçük prensin tarifleriyle bu gezegenin resmini yaptım. Öğüt verir gibi konuşmaktan hiç hoşlanmam. Ama şu baobab tehlikesi öyle az biliniyor ve günün birinde bir gezegende kaybolursanız karşılaşacağınız güçlükler öyle büyük ki bu kez kuralımı bozuyor ve çocuklar baobablara dikkat diyorum.
Bu resim üzerinde bu kadar uğraşmamın nedeni, benim gibi farkında olmadan uzun zamandır bu tehlikeyle burun buruna yaşayan dostlarımı uyarmak. Alınacak ders, zahmetime değer doğrusu. Şimdi, acaba neden bu kitapta Baobab resimleri kadar görkemli başka resim yok diye sorabilirsiniz. Yanıtı basit. Denedim ama beceremedim. Baobabları çizerkense konunun önemi nedeniyle kendimi kaptırmıştım. Ah küçük prens, kısa ve hüzünlü hayatını işte böyle yavaş yavaş anladım. Epeydir tek eğlence gün batımlarının ona dinginliğine dalıp gitmek olmuştu demek. Bu ayrıntıyı 4. günün sabahı, gün batımlarına bayılırım, haydi gün batımını görmeye gidelim dediğinde öğrenmiştim. Ama beklemek gerek. Neyi? Güneşin batmasını. Bir an şaşırıp kalmış, sonra da basmıştın kahkahayı. Yine kendimi gezegenimde sandım. Doğru ya, herkes bilir ki Amerika'da öğlen olduğunda Fransa'da güneş batıyordur. Bu durumda insan bir dakika içinde Fransa'ya gidebilse gün batımına tanık olabilir. Ne yazık ki Fransa çok çok uzakta. Senin küçük gezegeninde ise sandalyeni birazcık geri çektin mi tamamdı. Alacakaranlığı dilediğin an seyredebiliyordun. Bir gün batımını tam 44 kez izledim demiştim bana. Sonra da bir süre susup biliyor musun insan gün batımlarını çok kederliyken seviyor diye eklemiştin. Şu 44 gün batımı izlediğin gün de çok kederliydin demek. Ama karşılık vermemiştin soruma. Küçük prensin yaşamını örten sır perdesi 5. gün yine o koyun sayesinde kalkıverdi. Sanki kendi kendine uzun süredir düşündüğü bir sorundan söz eder gibi durup dururken sordu. Koyun çalıları yiyorsa eğer çiçekleri de yer değil mi? Koyunlar ne bulursa yer, dikenleri olan çiçekleri de mi? Evet, dikenleri olan çiçekleri de. Öyleyse dikenler neye yarar ki? Bilmiyordum. O sırada motorumun fena halde sıkışmış bir civatasını gevşetmekle meşguldüm. Arızanın çok ciddi olduğunu anlamaya başladığımdan çok endişeliydim. Beni en korkutan da içme suyunun iyice azalmış olmasıydı. Bu dikenler neye yarıyor o zaman? Küçük prens bir soru sordu mu asla peşini bırakmıyordu. Benimse aklım civatada olduğundan geçiştirdim. Dikenler mi? Onlar hiçbir şeye yaramaz. Çiçeklerin içindeki kötülüğün belirtisidir bu dikenler. Ya, kısa bir sessizlikten sonra neredeyse öfkeyle çıkıştı bana. İnanmıyorum sana. Çiçekler narindirler, saftırlar. Tek yaptıkları kendilerine güvenmeye çalışmak. Dikenleri olunca korkunç göründüklerini sanıyorlar. Karşılık vermedim. O sırada kendi kendime bu civata biraz daha inat ederse çekici vurup sökeceğim yerinden diyordum. Küçük prens yine düşüncelerimi böldü. Demek sen sanıyorsun ki çiçekler... Yeter! Diye bağırdım. Hiçbir şey sandığım yok. Baştan savma yanıt vermiştim. İşim başımdan aşkın. Ciddi şeylerle uğraşıyorum burada. Yüzüme baka kaldı. Ciddi şeyler ha? Elimde çekiç, makine yağından simsiyah olmuş parmaklarımla ona çok şekilsiz gelen bir nesneye eğilmiş duruyordum. Gözlerini benden ayırmadan tıpkı büyükler gibi konuşuyorsun dedi. Bu sözler beni biraz utandırmıştı. Ama o hiçbir şey anladığın yok, her şeyi birbirine karıştırıyorsun diye acımasızca devam etti. Gerçekten çok kızmıştı. Altın sarısı saçları rüzgarda uçuşuyordu. Gezegenin birinde pancar suratlı bir adam yaşıyor. Hayatında tek bir çiçek koklamamış, tek bir yıldıza bakmamış, kimseleri sevmemiş. Hayatında tek yaptığı şey rakamları toplamak. Bütün gün senin gibi. Ben çok ciddi bir adamım. Çok ciddi bir adamım ben diye söyleniyor. Bununla da pek şişiniyor. Ama o adam filan değil. Mantarın teki. Ne? Mantarın teki. Küçük prensin öfkeden benzi atmıştı. Çiçekler milyonlarca yıldır dikenler yapıyorlar kendilerine. Koyunlar da
milyonlarca yıldır bu çiçekleri yiyorlar. Sana göre bu çiçeklerin hiçbir işe yaramayan bu dikenlere bürünmek için neden bunca zahmete girdiklerini anlamaya çalışmak ciddi bir iş değil. Koyunlarla çiçeklerin savaşını anlamak önemli değil. Ha? Pancar suratlı şişko bir adamın toplamalarından daha ciddi ve daha önemli bir şey değil mi bu? Ben bir tek benim gezegenimde eşi benzeri görülmemiş bir çiçek olduğunu ve böyle bir sabah vakti ne yaptığını bilmez bir küçük koyunun bir lokmada onu yok edebileceğini biliyorsam bu hiç önemli değil ha? Yüzü kıpkırmızı bir halde devam etti. Eğer milyonlarca yıldızdan yalnız birinde tek bir örneği olan bir çiçeği seviyorsan, yıldızlara bakmak bile mutlu hissettirir sana kendini. Çiçeğim oralarda bir yerde dersin kendine. Ama koyun çiçeği yedi mi tüm yıldızlar söner. Bu senin için hiç önemli değil tabii. Tek kelime edecek hali kalmamıştı. Birden hıçkırıklara boğuldu. Gece olmuştu. Aletleri elimden attım. Ne çekicim, ne civatam, ne susuzluk, ne ölüm. Hiçbiri umurumda bile değildi. Yıldızlardan birinde, gezegenlerden birinde, benim gezegenim dünyada teselli bekleyen bir küçük prens vardı. Onu kollarıma alıp salladım. Sevdiğin çiçek tehlikede değil. Koyununa bir ağızlık çizerim. Çiçeğin için bir de çit. Hatta başka ne diyebilirdim bilmiyordum. Ne kadar beceriksizdim. Ona nasıl ulaşabilirdim ki? Ne gizemli bir yer şu gözyaşları ülkesi. Çok geçmeden şu çiçek hakkında daha çok şey öğrendim. Küçük prensin gezegeninde çok sade, tek sıra taç yapraklı çiçekler vardı hep. Fazla yer kaplamıyorlar ve kimseye rahatsızlık vermiyorlardı. Sabah otların arasında bitiverirler, akşam da solup giderlerdi. Ama bizimki günün birinde nereden geldiği bilinmeyen bir tohumdan çıkıvermişti. Küçük prens de diğer sürgünlerin hiçbirine benzemeyen bu sürgünü çok yakından izlemişti. Yeni bir tür baobab olabilirdi pekala. Ama çok geçmeden büyümesi durmuş, çiçek verme hazırlığına başlamıştı. Kocaman tomurcuğun gelişmesinin her anını izleyen küçük prens, sonunda olağanüstü bir güzellikle karşılaşacağını seziyordu. Ancak yemyeşil duvarların ardındaki çiçek, güzelleşmek için uğraşıyor da uğraşıyordu. Renklerini özenle seçmişti. Ağır ağır giyiniyor, taç yapraklarını teker teker düzeltiyordu. Öyle gelincikler gibi buruşup görünmek istemiyordu. Eh, ne yapalım? Süsüne püsüne çok düşkündü işte. Bu gizemli hazırlık günlerce sürdü. Derken bir sabah, tam güneşin doğduğu saatte ortalığa çıkıverdi çiçek. Esniyerek, ah, pek geç uyanırım, dedi. Kusuruma bakmayın ne olur. Üstüm başım pek dağınık. Bunca titizlikle hazırlanan sanki kendisi değildi. Küçük prens hayranlığını gizleyemedi. Ne kadar da güzelsiniz. Değil mi? Dedi çiçek usulca. Hem de güneşle birlikte doğdum. Küçük prens onun pek alçak gönüllü olmadığını tahmin edebiliyordu. Ama olsun, yine de çok büyüleyiciydi. Çiçek hemen ardından kahvaltı zamanı gelmiş olmalı diye ekledi. Lütfen bana gerekli özeni gösterir misiniz? Aklı iyice karışan küçük prens süzgeçli kovayı getirip çiçeğe taze su verdi. Böylece çiçek biraz da alıngan, kendini beğenmişliğiyle küçük prense hayatı zehir etmeye başladı. Örneğin bir gün dört dikeninden söz açarak kaplanlar pençelerini uzatsınlar hele demişti. Ama benim gezegenimde kaplan yok ki diye itiraz etmişti küçük prens. Hem kaplanlar ot yemez. Ben ot değilim demişti çiçek alçak sesle. Özür dilerim. Kaplanlardan hiç korkmam zaten. Ama cereyanda kalmak korkutur beni. Bir siperlik yok muydu sizde? Cereyanda kalmaktan korkuyormuş. Bir gezegende cereyanda kalamazsın ki demişti küçük prens kendi kendine. Bu çiçeği anlamak gerçekten çok güç. Çiçek, geceliğin üstümü cam bir fanusla örtmelisiniz demişti. Sizin burada geceleri çok soğuk oluyor. Kötü yapılmış bir gezegen. Halbuki benim geldiğim yerde
ama devam etmemişti. Bir tohum olarak gelmişti oraya. Başka dünyalar hakkında ne bilebilirdi ki? Çiçek bu kadar beceriksizce yalan atmak üzereyken yakalandığına bozulup üste çıkmak için 2-3 kez öksürmüştü. Siperlik hani, gidip bakacaktım ama beni lafa tuttunuz. Bunun üzerine çiçek onu üzüp cezalandırmak için mahsustan zorla öksürmüştü. Çok geçmeden küçük prens tüm sevgisine rağmen çiçeğe pek inanmamaya başlamıştı. Dediği saçma sapan şeyleri ciddiye almış, sonuçta da epeyce mutsuz olmuştu. Onu dinlememeliydim diye açıldı bir gün bana. Çiçekleri asla dinlememelisin. Onları seyretmeli, onları koklamalısın yalnızca. Çiçeğim tüm gezegeni mis gibi kokularla dolduruyordu. Ama ben bundan mutlu olmayı bilemedim. Şu pençe meselesinde sinirleneceğime şefkat duymalıydım ona. Küçük prens içini dökmeye devam etti. O zamanlar ne anlayışsızmışım. Onu davranışlarıyla değerlendirmeliymişim. Dedikleriyle değil. Benim için kokuyor, benim için parlıyordu. Ondan kaçmamalıydım. Onun o gülünç numaralarının ardındaki sevecenliği anlamalıydım. Çiçeklerin bir anları bir anlarına uymuyor. Bense onu sevmeyi bilemeyecek kadar gençtim o zaman. Küçük prens gezegeninden kaçarken göç yolundaki yabanil bir kuş sürüsünden yararlanmış olmalıydı. Gideceği sabah gezegenini iyice derleyip toplamıştı. Etkin volkanların bacalarını özenle temizlemişti. Tam 2 tane etkin volkanı vardı ve bu sayede sabah kahvaltısını kolayca ısıtabiliyordu. Bir de sönmüş volkanı vardı. Ama ne olur ne olmaz deyip sönmüş volkanı da temizlemişti. Volkanlar iyi temizlenirlerse patlamadan usul usul düzenli şekilde yanarlar. Volkan patlaması tıpkı şömine ateşinin parlamasına benzer. Tabii bizler dünyamızdaki volkan bacalarını temizlemeyecek kadar ufak tefeyiz. Başımıza bunca dert açmaları bu yüzden. Küçük prens biraz üzgün, son Baobab sürgünlerini de sökmüştü. Asla geri dönmeyeceğini düşünüyordu. Ama her sabah yaptığı bu işler o sabah ona çok hoş görünmüştü. Çiçeği son kez sulayıp cam fanustan koruyucusunu üzerine yerleştirmeye hazırlanırken gözleri dolu dolu oldu. Elveda dedi çiçeğe ama çiçek yanıt vermedi. Elveda diye tekrarladı küçük prens. Çiçek öksürdü ama nezleden filan değildi öksürmesi. Sonunda çok saçmaladım dedi. Senden özür dilemek istiyorum. Mutlu olmaya bak. Emi. Küçük prens çiçeğin sitem etmemesine şaşırmış, elinde fanus kala kalmıştı. Onun bu yumuşak, bu sakin tavrına anlam veremiyordu. Elbette seviyorum seni, dedi çiçek ona. Benim yüzümden bunu bile anlayamadın. Ama artık hiçbir önemi yok. Tabii sen de benim kadar aptallık ettin. Artık mutlu olmaya bak. Şu fanusu da bırak elinden. İstemiyorum onu. Ya rüzgar? O kadar da hasta değilim. Gecenin serinliği bana iyi gelir. Çiçeğim ben. Peki ya hayvanlar? Kelebeklerle tanışmak istiyorsam birkaç tırtıla katlanmam gerek. Çok güzel bir şey olmalı bu. Ziyaretime kim gelir yoksa? Sen uzaklarda olacaksın. Büyük hayvanlara gelince onlardan korkum yok. Benim de pençelerim var. Bunu derken 4 tanecik dikenini göstermişti. Sonra da sallanıp durma burada. Huzursuz ediyorsun beni dedi. Madem gitmeye karar vermişsin çek git hadi. Aslında küçük prens ağladığını görsün istemiyordu. Pek gururlu bir çiçekti. Küçük prens kendini 325, 326, 327, 328, 329 ve 330 numaralı asteroidlerin bölgesinde bulmuştu. Kendine bir uğraş edinip bilgisini, görgüsünü arttırmak amacıyla hepsini tek tek dolaşmaya başladı. İlk gezegende bir kral yaşıyordu. Ermin kürkünden kızıl kaftanıyla sade ama görkemli bir tahta kurulmuştu. Kral küçük prensi görünce işte uyruklarımdan biri diye bağırdı. Küçük prens bunun üzerine beni daha önce hiç görmemişti ki nereden tanıdı diye sordu kendine.
kralların gözüne her şeyin ne kadar basit göründüğünü bilmiyordu ki, tüm insanlar onların uyruklarıydı krallar için. "Yaklaş bana da seni daha iyi göreyim," dedi kral. En sonunda krallık edeceği birini bulduğu için pek gururluydu. Küçük prens oturacak bir yer bakındı. Ancak ermin kürklü muhteşem kaftan tüm gezegeni kaplıyordu. Bu yüzden ayakta kaldı. Yorgun olduğundan da esneyiverdi. "Kral huzurunda esnemek protokol kurallarına karşı gelmektir," dedi kral. "Esnemeni yasaklıyorum." Kafası karışan küçük prens, "Kendimi tutamıyorum ama," diye yanıt verdi. "Çok uzun yoldan geliyorum. Hem de hiç uyumadım." "Öyleyse sana esnemeni emrediyorum," dedi kral. "Yıllardır esneyen birini görmedim. Esnemek nasıl bir şeydir? Merak ediyorum. Haydi bir daha esne bakayım. Bu bir emirdir." "Ama olur mu hiç? Esneyemem," dedi küçük prens kızarak. Dedi kral. "O zaman emrediyorum ki bazen esneyecek, bazen de mırıldanır gibi konuştuğundan ne dediği pek anlaşılmıyordu ve canı sıkılmış gibiydi. Çünkü otoritesine saygı gösterilmesi kral için her şeyden önemliydi. İtaatsizliğe asla göz yummazdı. Dediği dedik bir hükümdardı o. Yine de çok iyi bir insan olduğundan mantıklı emirler veriyordu. "Bir generale bir deniz kuşuna dönüşmesini buyursam, general de buna itaat etmese bu generalin kabahati sayılmaz. Benim kabahatim sayılır," derdi hep. Küçük prens çekinerek "Oturabilir miyim?" diye sordu. Kral ermin kaftanının eteğini heybetli bir tavırla çevirerek "Sana oturmanı emrediyorum," dedi. Küçük prens hayretler içindeydi. Gezegen minnacıktı. Kral burada neyin hükümdarı olabilirdi ki? "Efendimiz," dedi, "özür dileyerek size bir soru sorsam?" Kral, "Sana bir soru sormanı emrediyorum," dedi. "Çabuk, çabuk." "Efendimiz, acaba siz neye hükmediyorsunuz?" "Her şeye," diye düşünmeye bile gerek görmeden yanıtladı kral. "Her şeye mi?" dedi küçük prens. Kral tuhaf bir el hareketiyle gezegenini, diğer gezegenleri ve yıldızları gösterdi. "Hepsine birden mi?" dedi küçük prens. "Hepsine birden," diye yanıtladı kral. Bu durumda yalnızca bir kral değil, tüm kainatın kralı oluyordu. "Yani yıldızlar size itaat ediyorlar." "Elbette," dedi kral. "Emirlerime derhal itaat ederler. Disiplinsizliği asla hoş görmem." Böylesi bir kudret karşısında küçük prensin ağzı açık kalmıştı. Aynı güç kendisinde olsaydı, sandalyesini yerinden bile oynatmadan tek bir gün içinde yalnızca 44 değil 72, hatta 100, hatta 200 gün batımı izleyebilirdi. Terk ettiği küçük gezegenini hatırlayınca içini bir hüzün kaplamıştı. Tüm cesaretini toplayıp kraldan bir dilekte bulundu. "Bir gün batımı görmek isterdim. Güneşe batmasını emrederseniz beni çok mutlu edersiniz." "Generalime bir kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını emredersem ya da bir tragedya yazmasını yahut bir deniz kuşuna dönüşmesini ve general de aldığı emri yerine getirmezse kabahat kimde olur? Onda mı, bende mi?" Küçük prens "Sizde," dedi çekinmeden. "Doğru," dedi kral. "Herkesten verebileceği kadarını istemek gerek. Otorite her şeyden önce mantık ister. Gidip de halka kendilerini denize atmalarını emrederseniz devrim yaparlar. Ama itaat istemek benim hakkım. Çünkü ben mantıklı emirler veriyorum." Sorduğu sorunun peşini asla bırakmayan küçük prens, "Ya benim gün batımım?" diye hatırlattı. "Evet, senin gün batımın," dedi kral. "Tamam, gün batımına kavuşacaksın. Bu konuda emir vereceğim. Lakin kendi yönetim ilkelerim çerçevesinde koşulların olgunlaşmasını bekliyorum." "Ne zaman olgunlaşacak bu koşullar peki?" diye sordu küçük prens. Kral kocaman bir takvimin sayfalarını diye karıştırıyordu. "Ne zaman mı?" "Bu akşam hemen hemen saat 8:20 kala. Böylece bana nasıl itaat ettiklerini de görmüş olursun."
Küçük prens esnedi. Ne yazık ki sevgili gün batımını görme hayalleri suya düşmüştü. Ayrıca yavaştan sıkılmaya başlamıştı. "Burada yapacak işim kalmadı," dedi krala. "Yola koyulayım ben." "Gitme," dedi kendine bir uyruk bulduğu için müthiş gururlanmış olan kral. "Gitme de seni bakan yapayım." "Ne bakanı?" "Adalet bakanı." "Ama yargılanacak kimse yok ki burada." "Hiç bilinmez," dedi kral. "Daha krallığımın her yanını dolaşmadım. Çok yaşlıyım. Burası bir saltanat arabası için çok küçük. Yürümek de beni yoruyor." Küçük prens gezegenin öte tarafına da göz atmak için şöyle bir eğilip, "Ama ben baktım bile," dedi. "Orada da kimsecikler yok." "O halde kendi kendini yargılarsın sen de," diye yanıt verdi kral. "En zoru budur. Kişinin kendi kendini yargılaması, başkalarını yargılamasından çok daha güçtür. Kendi kendini yargılamayı beceriyorsan, hakikaten bilge bir kişisin demektir." "Ama ben kendimi nerede olursam olayım yargılayabilirim," dedi küçük prens. "Burada yaşamama gerek yok ki." "Hmm, diye söylendi kral. "Gezegenimde bir yerlerde yaşlı bir sıçan olacak. Geceleri sesini duyuyorum. Bu yaşlı sıçanı yargılayabilirsin işte. Zaman zaman onu ölüme de mahkum edersin. Böylece yaşamı senin adaletine bağlı olur. Ama elimizde başkası olmadığından tutumlu davranır, onu her defasında affedersin." "Ben kimseye ölüm cezası vermekten hoşlanmam," dedi küçük prens. "Artık gitsem iyi olacak." "Olmaz," dedi kral. Yol hazırlıklarını tamamlamış olan küçük prens, yaşlı kralı da üzmek istemiyordu. "Majesteleri emirlerine harfiyen uyulmasını istiyorlarsa bana mantıklı bir emir verebilirler," dedi. "Örneğin bir dakika içinde yola çıkmamı buyurabilirler. Koşullar yeterince olgunlaştı sanırım." Kral hiçbir şey söylemeyince küçük prens bir an bekledi. Sonra iç çekip yola koyuldu. "O zaman seni büyükelçim yaparım," diye bağırdı telaşla kral. Pek otoriter bir hali vardı. Küçük prens yoluna devam ederken, "Şu büyükler de ne tuhaf oluyorlar," dedi kendi kendine. İkinci gezegende kendini beğenmiş bir adam yaşıyordu. Ta uzaktan küçük prensi görür görmez, "Ah, işte bir hayranım beni görmeye geliyor," diye bağırdı. Çünkü kendini beğenmiş kişiler herkesin kendilerine hayran olduğunu sanırlar. "Merhaba," dedi küçük prens. "Ne tuhaf bir şapkanız var." Kendini beğenmiş adam, "Selam vermek için," diye açıkladı. "Beni alkışlayanları selamlıyorum onunla. Ne yazık ki buradan kimsecikler geçmiyor." "Nasıl?" dedi hiçbir şey anlamayan küçük prens. "O zaman birini diğerine şöyle vuracaksın," diye tarif etti kendini beğenmiş adam. Küçük prens ellerini çırptı. Kendini beğenmiş adam şapkasını çıkarıp alçak gönüllü bir selam verdi. "Küçük prens kesinlikle kralı ziyaret etmekten daha eğlenceli," dedi içinden. Sonra yeniden ellerini çırpmaya koyuldu. Kendini beğenmiş adam da şapkasını çıkarıp onu selamlamaya. 5 dakika sonunda küçük prens bu tek düze oyundan bıkmıştı. "Şapkayı başınıza takmanız için ne yapmalıyım peki?" diye sordu. Ama kendini beğenmiş adam onu duymamıştı bile. Kendini beğenmiş kişiler övgüden başka bir şeye kulak vermezler. "Gerçekten de bana çok mu hayransın?" diye sordu küçük prense. "Hayran olmak ne anlama geliyor?" "Hayran olmak, benim bu gezegenin en yakışıklı, en iyi giyinen, en zengin ve en zeki insanı olduğumu düşünmek demektir." "Ama bu gezegende bir tek sen varsın. Kırma beni, hayranım ol hadi." "Sana hayranım," dedi küçük prens, hafifçe omuz silkerek. "Ama bu seni neden bu kadar ilgilendirsin ki?" Sonra da küçük prens başını alıp gitti. Yoluna devam ederken, "Şu büyükler kesinlikle çok tuhaf oluyorlar," dedi kendi kendine. Sonraki gezegende bir ayyaş yaşıyordu. Bu ziyaret çok kısa sürdü ama küçük prensi çok hüzünlendirdi. Küçük prens ayyaşı kimisi boş, kimisi dolu şişelerden oluşan tepelerin önünde sessizce otururken bulmuştu. "Ne yapıyorsun burada?" diye sordu ona. "İçiyorum," diye yanıt verdi ayyaş hüzünlü bir sesle.
Niye içiyorsun peki? Diye sordu küçük prens. Unutmak için, diye yanıtladı Ayyaş. Neyi unutmak için diye üsteledi küçük prens. Ona şimdiden acımaya başlamıştı. Utandığımı unutmak için, diye itiraf etti Ayyaş başını öne eğerek. Neden utanıyorsun peki? Diye sordu ona yardım etmek isteyen küçük prens. İçmekten, dedi Ayyaş ve sessizliğine döndü. Küçük prens yine başını alıp gitti. Bu kez kafası karışmıştı biraz. Yoluna devam ederken, şu büyükler kesinlikle çok ama çok tuhaf oluyorlar, dedi kendi kendine. Dördüncü gezegen bir iş adamınındı. Bu adam işine öylesine dalmıştı ki, küçük prens geldiğinde kafasını bile kaldırmadı. Merhaba, dedi küçük prens. Sigaranız sönmüş. 3, 2 daha 5 eder. 5, 7 daha 12. 12, 3 daha 15. Merhaba. 15, 7 daha 22. 22'ye 6 ekle 28. Sigarayla uğraşmanın sırası değil şimdi. 26, 5 daha 31. Of, demek 501.622.731 ediyor. 500 milyon tane ne? Hala burada mısın sen? 501 milyon. Ne bileyim, işim başımdan aşkın. Ciddi bir adamım ben. Saçma sapan şeylerle vakit harcayamam. 2, 5 daha 7. Bir soru sordu muydu? Peşini asla bırakmayan küçük prens, 500 milyon tane ne? Dedi yeniden. İş adamı kafasını kaldırıp, 54 yıldır bu gezegenlerde yaşıyorum. Yalnızca 3 kez çalışmaya ara verdim. İlk seferinde tam 22 yıl oluyor, nereden geldiği bilinmez bir şaşkın çalışmamı bölmüştü. Korkunç patırtı koparmıştı. Onun yüzünden tek bir toplamayı tam 4 kez baştan yaptım. İkinci sefer, o da 11 yıl önceydi, romatizma krizim tutmuştu. Yeterince hareketli değilim burada. Gezip tozacak vaktim de yok. Ciddi bir adamım ben. Üçüncü seferse, işte üçüncüsü de şimdi. Ne diyordum? 501 milyon, milyon tane ne? İş adamı kurtulamayacağını anlamıştı. Milyon tane, şu bazen gökte görülen küçük şeylerden, dedi. Sinekler mi? Hayır, değil. Hani şu parlak küçük şeyler. Arılar? Yok canım. Hani şu boş gezen insanları hayallere sürükleyen yaldızlı küçük şeyler. Tabii ben ciddi bir adamım. Hayal kuracak zamanım yok benim. Ha, yıldızlar mı? Hah işte, yıldızlar. Peki ama 500 milyon yıldızı ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Evet, hiçbir şey. Onların sahibiyim ben. Yıldızların sahibi sensin ha? Evet, ama çok kısa bir süre önce bir kral görmüştüm. O da, krallar sahip olamazlar. Onlar hükmederler. Bu ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Peki ama yıldızlara sahip olmak ne işine yarıyor ki? Zengin olmama yarıyor. Peki zengin olmak ne işine yarıyor? Eğer biri yeni yıldızlar bulacak olursa onları satın almama. Küçük prens, bu da biraz o Ayyaş gibi akıl yürütüyor, dediği içinden. Yine de başka sorular sordu. İnsan yıldızlara nasıl sahip olabilir? İş adamı, onlar kimin malı sence? Diye yanıtladı ters ters. Bilmem, hiç kimsenin. O halde onlar benim. Çünkü bunu ilk ben akıl ettim. Bu yeterli mi yani? Elbette. Sahipsiz bir elmas bulursan senindir. Sahipsiz bir ada bulursan yine senindir. Bir fikri ilk kez sen ortaya atarsan hemen patentini alırsın, senindir. İşte bu yıldızların sahibi de benim. Çünkü benden önce kimse onlara sahip olmayı aklına bile getirmedi. Bak bu doğru, dedi küçük prens. Peki onları ne yapıyorsun? Onları yönetiyorum. Onları sayıyorum. Sonra bir daha sayıyorum, dedi iş adamı. Zahmetli bir iş ama ben ciddi bir adamım. Küçük prens hala tatmin olmamıştı. Bir atkım olsa benim boynuma dolayıp götürebilirim. Bir çiçeğim olsa koparıp götürebilirim. Ama sen yıldızları koparamazsın ki. Ama pekala, bankaya yatırabilirim. Ne demek oluyor şimdi bu? Yıldızlarımın sayısını küçük bir kağıt üzerine yazıp bu küçük kağıdı da bir çekmeceye kilitlerim demek oluyor.
Hepsi bu mu? Daha ne olsun? Küçük prens eğlenceli diye düşündü. Kulağa da ahenkli geliyor ama ciddiye alınacak gibi değil. Küçük prensin ciddi şeyler konusundaki düşünceleri büyüklerin düşüncelerinden çok farklıydı. Benim her gün suladığım bir çiçeğim var, dedi. Ayrıca her hafta temizlediğim 3 volkanım. Sönmüş volkanı da temizliyorum çünkü ne olur ne olmaz. Bu yaptıklarım volkanlarımın işine yarıyor. Çiçeğimin de. Ama sen yıldızların işine yaramıyorsun. İş adamı ağzını açtı ama diyecek bir söz bulamadı. Küçük prens de başını alıp gitti. Yoluna devam ederken şu büyükler kesinlikle çok tuhaf oluyorlar dedi kendi kendine. 5. gezegen çok ilginçti. İçlerinde en ufağı buydu. Üzerinde ancak bir sokak feneriyle bir fenerciye yetecek kadar yer vardı. Küçük prens uzayın bir köşesinde hiçbir insanın ve hiçbir evin bulunmadığı bir gezegende bir sokak feneriyle bir fenercinin neye yaradığını anlayamamıştı. Kendi kendine bu adam mutlaka abuk subuk biri olmalı dedi. Ama yine de kral, kendini beğenmiş adam, iş adamı ya da ayyaş kadar değil. En azından yaptığı işin bir anlamı var. Fenerini yaktığında bir yıldız ya da bir çiçek daha doğuyor sanki. Fenerini söndürdüğünde de o çiçek ya da yıldız uykuya dalıyor. Çok güzel bir meslek bu. Güzel olduğu için de yararlı. Küçük prens gezegene ayak basar basmaz fenerciyi saygıyla selamladı. Merhaba, az önce fenerini neden söndürdün? Yönetmelik böyle diye yanıtladı fenerci. Günaydın. Ne yönetmeliği? Fenerimi söndürmemi söyleyen yönetmelik. İyi akşamlar. Fenerci böyle deyip feneri tekrar yaktı. Peki şimdi niye yaktın feneri? Yönetmelik böyle, dedi fenerci. Hiçbir şey anlamadım, dedi küçük prens. Anlaşılacak bir şey yok ki, dedi fenerci. Yönetmelik yönetmeliktir. Günaydın. Sonra da fenerini söndürdü. Ardından kırmızı kareli bir mendille alnını sildi. Berbat bir meslek bu, dedi. Eskiden makul bir işti. Feneri sabahları söndürür, akşamları da yakardım. Gündüzleri dinlenmeye, geceleri de uyumaya vaktim olurdu. Herhalde o zamandan bu yana yönetmelik değişti. Yönetmelik değişmedi, dedi fenerci. İşin kötü tarafı da bu zaten. Gezegen yıldan yıla daha hızlı dönmeye başladı. Ama yönetmelik değişmedi. Yani, diye sordu küçük prens. Yani şimdi gezegen dönüşünü bir dakikada tamamladığından dinlenecek tek bir saniyem yok. Dakikada bir feneri yakıp söndürüyorum. Ne tuhaf. Demek burada günler bir dakika sürüyor. Hiç de tuhaf değil, dedi fenerci. Konuşmaya başladığımızdan beri bir ay geçti bile. Bir ay mı? Evet, 30 dakika. Yani 30 gün. İyi akşamlar. Sonra fenerini yeniden yaktı. Küçük prens fenerciye baktı. Kurallara bu kadar sadık olan bu adamı sevmişti. Bir zamanlar iskemlesini çekip izlediği kendi gün batımlarını hatırladı. Dostuna yardım etmek istiyordu. Bak şimdi, dedi. İstediğinde dinlenmeni sağlayacak bir yol biliyorum. Hep dinlenmek istiyorum, dedi fenerci. Bir kişi hem işine sadık hem de tembel olabilir elbette. Küçük prens sözlerine devam etti. Gezegenin öyle küçük ki 3 adımda çevresini dolaşırsın. Hep gündüz olsun istersen, yapman gereken tek şey yeterince ağır adımlarla yürümek. Dinlenmek istediğinde yürüyeceksin ve gündüz dilediğin kadar uzun sürecek. Bu bana pek bir şey kazandırmaz ki, dedi fenerci. Hayatta en sevdiğim şey uyumaktır. Bu mümkün değil, dedi küçük prens. Mümkün değil, dedi fenerci. Günaydın. Sonra fenerini söndürdü. Diğerleri bu adama burun kıvırırdı, dedi küçük prens daha da uzaklara doğru giderken. Kral da, kendini beğenmiş adam da, ayyaş da, iş adamı da. Ama şimdiye kadar bana gülünç gelmeyen tek kişi o. Belki de kendisini dışında bir şeyle uğraştığı için. Sonra kederle iç çekip devam etti. Bu adam dost olabileceğim tek kişi. Ama gezegeni gerçekten de çok küçük. İki kişiye yer yok. Küçük prens
Aslında kendine bile itiraf etmeye çekiniyordu. Gezegenden ayrıldığına üzülmesinin nedeni aslında 24 saatte 1441 gün batımı izleyemeyecek olmasıydı. Altıncı gezegen diğerlerinden 10 kat daha büyük bir gezegendi. Burada koca koca kitaplar yazan yaşlı bir adam yaşıyordu. "Şu işe bak, bir kaşif!" diye bağırdı küçük prensi fark eder etmez. Küçük prens masanın üzerine oturup biraz soluklandı. Şimdiden bayağı uzun bir yolculuk olmuştu bu. "Nereden geliyorsun?" diye sordu yaşlı adam ona. "Bu koca kitap ne kitabı?" diye sordu küçük prens de ona. "Burada ne yapıyorsunuz?" "Ben coğrafyacıyım," dedi yaşlı adam. "Coğrafyacı ne demek?" "Denizlerin, ırmakların, kentlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen bilgin demek." "Ne kadar ilginç," dedi küçük prens. "İşte sonunda gerçek bir meslek." Sonra da coğrafyacının gezegenine bir göz attı. Bu kadar görkemli bir gezegen görmemişti hiç. "Gezegeniniz bayağı güzelmiş. Burada okyanuslar da var mı?" "Bilemiyorum," dedi coğrafyacı. "Ya, küçük prens düş kırıklığına uğramıştı. Peki dağlar?" "Bilemiyorum," dedi coğrafyacı. "Peki ya kentler, ırmaklar, çöller?" "Onu da bilemiyorum," dedi coğrafyacı. "Ama siz bir coğrafyacısınız." "Doğru," dedi coğrafyacı. "Ama kaşif değilim ki. Burada da hiç kaşif yok. Kentlerin, ırmakların, dağların, denizlerin, okyanusların ve çöllerin hesabını coğrafyacı tutmaz. Coğrafyacı gezip tozamayacak kadar önemli biridir. Masasının başından ayrılmaz. Ancak kaşifleri kabul eder. Onlara sorular sorar ve anlattıkları anıları not eder. Eğer içlerinden birisinin anısı coğrafyacının ilgisini çekerse derhal bu kaşifin ahlakı ile ilgili soruşturma yaptırır. Nedenmiş o? Çünkü yalan söyleyen bir kaşif coğrafya kitaplarında felaketlere yol açar. Çok içen bir kaşif de öyle. O neden? Diye sordu küçük prens. Ay yaşlar çift görür de ondan. O zaman bir yerde tek bir dağ varken coğrafyacı iki dağ var diye yazacaktır. Biriyle tanışmıştım dedi küçük prens. Kesinlikle kötü bir kaşif olurdu. Mümkündür tabii. Neyse, kaşif ahlaklı çıkarsa bu kez de keşfettiği şey hakkında soruşturma yapılır. Gidip bakılır mı yani? Hayır, bu çok karışık bir iştir. Kaşiften keşfini kanıtlaması istenir. Örneğin büyük bir dağ keşfettiyse koca koca taşlar getirmesi istenir. Coğrafyacı aniden heyecanlandı. Sen de uzaklardan geliyorsun. Bir kaşifsin. Bana gezegenini anlatacaksın. Sonra da kayıt defterini açıp kurşun kaleminin ucunu sivriltti. Kaşiflerin anlattıkları önce kurşun kalemle not edilir. Mürekkeple temize çekmeden önce kaşiflerin kanıtlarını göstermesi beklenir. Evet, dedi coğrafyacı. Benim gezegenim pek de ilginç bir yer değil, dedi küçük prens. Çok küçük bir kere. 3 adet volkan var. 2 volkan etkin, 1 volkan sönmüş durumda. Ama ne olur ne olmaz? Ne olur ne olmaz? Dedi coğrafyacı da. Bir de çiçek var. Çiçekleri not etmiyoruz, dedi coğrafyacı. Nedenmiş? O en güzel şey. Çünkü çiçekler geçici şeylerdir. Ne demek geçici? Coğrafya kitapları tüm kitaplar içinde en ciddi olanlarıdır. Zaman geçse de geçerliliklerini kaybetmezler. Bir dağın yer değiştirmesi çok ender görülen bir olaydır. Bir okyanusun sularının boşalması da ender görülür. Biz sonsuza kadar var olacak şeyleri yazarız. Peki ama sönmüş volkanlar uyanabiliyor derler. Araya girdi küçük prens. Ne demek şu geçici? Volkanlar ister sönmüş, ister uyanmış olsunlar. Bizim gözümüzde fark etmez dedi coğrafyacı. Bizim için önemli olan dağın kendisidir. Dağ da değişmez. Bir soru sordu muydu? Peşini asla bırakmayan küçük prens, iyi de geçici ne demek diye tekrarladı. Yakında yok olma tehdidi altında olan şey demektir. Çiçeğim yakında yok olma tehdidi altında mı yani? Elbette. Çiçeğim geçici, dedi küçük prens. Üstelik şu dünyada kendini savunmak için 4 dikeninden başka bir şey yok. Bense
onu gezegenimde yapayalnız bıraktım. İlk kez o zaman üzülmüştü buna ama kendini toparlayıp konuşmaya devam etti. Şimdi nereye gitmeme salık verirsiniz diye sordu. Dünya deden gezegene diye yanıt verdi coğrafyacı. Hakkında iyi şeyler söylüyorlar hep. Küçük prens bunun üzerine aklında çiçeği yola koyuldu. Böylece gittiği 7. gezegen dünya oldu. Dünya öyle sıradan bir gezegen değildir. Orada tam 111 kral, tabii zenci krallar da dahil, 7000 coğrafyacı, 900.000 iş adamı, 7,5 milyon ayyaş, 311 milyon kendini beğenmiş adam, kısacası yaklaşık 2 milyar yetişkin bulunur. Dünyanın büyüklüğü hakkında size bir fikir versin diye şunu söyleyeyim. Elektriğin icadından önce 6 kıtanın tümündeki sokak fenerlerini yakmak için tam 462.511 kişilik bir fenerci ordusunun iş başında olması gerekiyordu. Biraz uzaktan bakıldığında görüntü müthişti. Çünkü bu ordunun hareketleri bir bale gösterisindeki gibi düzenliydi. İlk tur Yeni Zelanda ve Avustralyalı fenercilerindi. Bunlar lambalarını yaktıktan sonra uyumaya giderlerdi. O zaman da Çinli ve Sibiryalı fenercilerin dansına sıra gelirdi. Sonra onlar da kulislerine çekilirdi. Ardından sıra Rusya ve Hindistan'daki fenercilerindi. Onlardan sonra da Afrikalı ve Avrupalı fenerciler çıkardı sahneye. Sonra da Güney Amerikalılar ve sonra Kuzey Amerikalılar. Sahneye giriş sırasını hiç şaşırmazlardı. Harika bir gösteriydi bu. Yalnızca Kuzey Kutbu'ndaki tek fenerin başındaki fenerci ile Güney Kutbu'ndaki tek feneri yakan meslektaşı işsiz güçsüz uyuşuk bir yaşam sürüyorlardı. Bütün yıl boyunca yalnızca bir kez çalışıyorlardı çünkü. Mizah yapayım derken bazen azıcık yalan da söylüyor insan. Size fenercilerden bahsederken pek dürüst davranmadım. Gezegenimiz hakkında onu tanımayanlara yanlış fikir vermiş de olabilirim. İnsanlar dünya üzerinde çok az bir yer kaplarlar. Yeryüzünde yaşayan 2 milyar insan mitinglerdeki gibi ayakta ve biraz sıkışık düzende dursalar da eni ve boyu 30'ar kilometrelik bir meydana sığabilirlerdi. Yani tüm insanlığı büyük okyanusta minnacık bir adaya toplayabilirdiniz. Tabii bunu söylediğinizde büyükler size hiç inanmayacaklardır. Onlar çok daha geniş bir yer kapladıklarını sanırlar. Kendilerini baobablar kadar önemli bulurlar. Bu yüzden onlara hesabı bir de kendilerinin yapmamasını öğütleyin. Rakamlara taptıklarından bundan çok hoşlanacaklardır. Ama bu onların ev ödevi, siz sakın ola vakit kaybetmeyin. Hiç gereği yok. Zaten bana güvendiğinize eminim. Küçük prens dünyaya ayak bastığında kimseyi göremeyince çok şaşırdı. Yanlış gezegene indiğini düşündüğü sırada kumların üzerinde altın renkli bir halka kımıldadı. İyi geceler dedi küçük prens. İyi geceler dedi yılan. Hangi gezegene indim acaba diye sordu küçük prens. Dünyaya, Afrika'dasın diye yanıtladı yılan. Ya demek dünyada kimsecikler yok ha? Burası çöl dedi yılan. Çöllerde pek kimse yoktur. Dünya çok büyük bir yer. Küçük prens bir taşın üzerine oturdu ve gökyüzüne baktı. Kendi kendime sorarım hep dedi. Günün birinde herkes kendi yıldızını bulabilsin diye mi parlaktır yıldızlar? Bak benim gezegenime, tam üstümüzde. Ama öyle uzaklarda ki. Güzelmiş dedi yılan. Burada ne işin var? Bir çiçek dert açtı başıma dedi küçük prens. Demek öyle dedi yılan. Sonra ikisi de sustu. İnsanlar nerede diye sessizliği bozdu sonunda küçük prens. Çölde insan yalnız hissediyor kendini. İnsanların arasında da yalnızdır insan dedi yılan. Küçük prens uzun uzun ona baktıktan sonra çok tuhaf bir hayvansın dedi. Parmağım kadarsın ama bir kralın parmağından bile kudretliyimdir dedi yılan. Küçük prens bu söz üzerine gülümsedi. Ne kadar kudretli olabilirsin ki? Ayakların bile yok, yolculuk bile yapamazsın. Yılan
ama seni bir geminin götürebileceğinden çok daha uzaklara götürebilirim diyerek altın bir bileklik gibi küçük prensin ayak bileğine dolandı. Ben dokunduğum kişiyi geldiği yere gönderirim dediğine. Ama sen hem çok safsın hem de bir yıldızdan geliyorsun. Küçük prens tek kelime etmedi. Şu kas katı dünyada bu kadar güçsüz olman içimi acıtıyor. Günün birinde gezegenini çok özleyecek olursan sana yardım edebilirim. Benim gücüm... Demek öyle dedi küçük prens. Seni çok iyi anlıyorum. Ama neden hep bilmece gibi konuşuyorsun? Tüm bilmecelerin çözümü bendedir dedi yılan. Sonra ikisi de sustu. Küçük prens çölü boydan boya geçti ama yalnızca tek bir çiçeğe rastladı. Üç taç yapraklı, hiçbir özelliği olmayan bir çiçek. Merhaba dedi küçük prens. Merhaba dedi çiçek. İnsanlar nerede diye sordu nazik bir şekilde küçük prens. Bir zamanlar bir kervanın geçtiğini görmüştü çiçek. İnsanlar mı? Galiba 6-7 tane olacak onlardan. Göreli yıllar oluyor. Şimdi nerededirler kim bilir. Rüzgarlar gezdiriyor onları. Kökleri yok zavallıların. Bu yüzden de çok eziyet çekiyorlar. Hoşça kal diyerek ona veda etti küçük prens. Hoşça kal dedi çiçek. Küçük prens yüksek bir dağa tırmandı. Kendi üç volkanından başka bir dağ görmemişti. Onlar da ancak dizlerine kadar gelirdi. Sönmüş volkanı tabure olarak da kullanırdı. İşte bu kadar yüksek bir dağdan bir bakışta tüm gezegeni ve tüm insanları görebileceğim dedi kendi kendine. Ama sipsivri kayalardan başka bir şey göremedi. Merhaba dedi her zamanki gibi. Merhaba, merhaba, merhaba diye yanıtladı yankı. Kimsiniz? Dedi küçük prens. Kimsiniz? 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 Diye yanıtladı yankı. Arkadaşım olur musunuz? Çok yalnızım, çok yalnızım, çok yalnızım, çok yalnızım diye yanıtladı yankı. Ne tuhaf bir gezegen bu diye düşündü. Bunun üzerine küçük prens kupkuru, sipsivri ve çok tuzlu. İnsanlarda da hayal gücü diye bir şey yok. Ne söylense tekrar ediyorlar. Halbuki gezegenimde bir çiçeğim vardı. Her zaman söze o başlardı. Küçük prens kumlar, kayalıklar ve karlar üzerinde uzun süre yürüdükten sonra sonunda bir yol buldu. Tüm yollar insanların bulunduğu yerlere çıkar. Merhaba dedi içinde. Güller açmış bir bahçeye. Merhaba dedi güller. Küçük prens güllere baktı. Hepsi de onun çiçeğine benziyordu. Kimsiniz siz? Diye sordu onlara şaşkın şaşkın. Biz gülüz dedi güller. Demek öyle dedi küçük prens. Birden kendini çok mutsuz hissetmişti. Çiçeği ona kendisinin tüm evrende türünün tek örneği olduğunu söylemişti. Ama işte burada, tek bir bahçede, hem de tıpatıp birbirine benzeyen tam 5000 tane vardı çiçeğinden. Bunu görse amma sinirlenirdi dedi kendi kendine. Gülünç duruma düştüğü için acıklı acıklı öksürmeye başlar ve ölüyormuş numarası yapardı. Ben de ona acımışım gibi ilgilenmek zorunda kalırdım. Yoksa sırf beni üzmek için gerçekten ölmeye kalkardı. Sonra şöyle dedi kendi kendine. Eşi benzeri olmayan bir çiçeğim var diye kendimi zengin sanıyordum. Halbuki sahip olduğum sıradan bir gülmüş. Bir o, bir de bacak kadar üç volkan. Üstelik biri belki sonsuza kadar sönmüş kalacak. Hiç de büyük bir prens değilmişim. Böyle deyip otların üzerine uzandı ve ağladı. İşte tam o sırada tilki çıkıverdi ortaya. Merhaba dedi. Merhaba dedi usulca küçük prens. Ardına dönmüş ama hiçbir şey görememişti. Buradayım dedi ses. Elma ağacının altında. Sen de kimsin dedi küçük prens. Ne kadar güzelsin. Ben bir tilkiyim dedi tilki. Hadi gel de oyna benimle dedi küçük prens. Hiç keyfim yok. Seninle oynayamam ki dedi tilki. Evcilleştirilmedim ben. Öyle mi? Affedersin.
dedi küçük prens. Ama bir süre düşündükten sonra evcilleştirmek ne demek diye sordu. Anlaşılan burada değilsin sen dedi tilki. Ne arıyorsun buralarda? İnsanları arıyorum dedi küçük prens. Evcilleştirmek ne demek? İnsanlar ha dedi tilki. İnsanların tüfekleri olur ve ava çıkarlar. Çok tedirgin edici bir şey bu. Bir de tavuk yetiştirirler. Tek ilgi duydukları şey budur. Sen tavuk peşinde misin yoksa? Hayır dedi küçük prens. Ben kendime dost arıyorum. Evcilleştirmek ne demek? Çoktan unutulmuş bir şey dedi tilki. Bir anlamda bağ oluşturmak diyebiliriz buna. Bağ oluşturmak mı? Kesinlikle dedi tilki. Sen benim için diğer 100.000 küçük oğlan çocuğuna benzeyen bir oğlan çocuğundan başka bir şey değilsin şimdilik. Sana ihtiyacım yok. Senin de bana ihtiyacın yok. Ben de senin için diğer 100.000 tilki gibi bir tilkiyim yalnızca. Ama beni evcilleştirirsen birbirimize ihtiyaç duyarız. Sen benim için dünyada bir tanecik olursun. Ben de senin için dünyada bir tanecik olurum. Anlamaya başlıyorum dedi küçük prens. Bir çiçek var. Galiba o çiçek beni evcilleştirdi. Olabilir dedi tilki. Dünya üzerinde neler görüyoruz bilsen. Ama bu dünyada geçen bir olay değil dedi küçük prens. Tilki adam akıllı şaşırmış görünüyordu. Yoksa başka bir gezegende mi? Evet. O gezegende avcılar var mı peki? Yok. Bak bu çok ilginç işte. Peki ya tavuklar? Yok. Hiçbir şey mükemmel olamıyor diye iç çekti tilki. Sonra hemen bıraktığı yerden devam etti. Yaşamım çok tek düze. Ben tavuk avlamaya çıkarım. İnsanlar da beni avlamaya çıkarlar. Bütün tavuklar birbirine benzer. Bütün insanlar da birbirine benzer. Bu yüzden biraz canım sıkılıyor doğrusu. Ama eğer sen beni evcilleştirirsen yaşamıma güneş doğmuş gibi olur. Diğerlerinin hepsinden farklı bir ayak sesini tanıyor olurum o zaman. Başka bir ayak sesi duydun mu yerin altına kaçmam gerekir. Ama seninki tıpkı bir müzik sesi gibi beni inimden dışarı çağırır. Şuraya bak, şu buğday tarlasını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğdayın bana yararı yoktur çünkü. Buğday tarlaları bana hiçbir şey hatırlatmaz. Ne yazık değil mi? Ama senin saçların altın rengi. Yani beni evcilleştirirsen müthiş olacak. Altın rengi buğdaylar bana seni hatırlatacak. Ben de başaklardaki rüzgar sesini seveceğim. Tilki susup uzun uzun küçük prensi süzdü. Ne olur evcilleştir beni dedi sonra. Çok isterim dedi küçük prens. Ama fazla vaktim yok. Dostlar bulmam, bir sürü şey öğrenmem lazım daha. Ancak evcilleştirince öğrenirsin dedi tilki. İnsanların hiçbir şey öğrenecek vakitleri yok artık. Her şeyi satıcılardan hazır alıyorlar. Ama dost satan bir satıcı olmadığından insanların dostları da yok artık. Bir dost istiyorsan evcilleştir beni. Ne yapmam lazım diye sordu küçük prens. Çok sabırlı olmak lazım dedi tilki. Önce az ötemde oturacaksın. Şöyle otların üzerine. Ben sana göz ucuyla bakacağım. Ama sen hiçbir şey demeyeceksin. Dil bütün yanlış anlaşılmaların kaynağıdır. Ama her gün birazcık daha yakınıma oturmalısın. Ertesi gün küçük prens yine geldi. Aynı saatte gelmen daha iyi olurdu dedi tilki. Diyelim öğleden sonra 4'te geliyorsun. Saat 3'ten itibaren içim mutluluktan kıpır kıpır olmaya başlar. Vakit yaklaştıkça kendimi giderek daha mutlu hissederim. Saat 4 olur olmaz da bir telaş kaplar içimi. Mutluluğun bedelini anlamaya başlarım. Ama sen herhangi bir saatte gelirsen yüreğimi ne zaman buna hazırlayacağımı bilemem. Adet denen şey iyi bir şey. Adet nedir diye sordu küçük prens. Bu da çoktan unutulmuş şeylerden biri dedi tilki. Bu belli bir günü ya da bir saati diğerlerinden farklı kılan şeydir.
Örneğin benim avcıların yaşadığı yerde bir adet vardır. Perşembeleri köyün kızlarıyla dans edilir. Dolayısıyla perşembe harika bir gündür. Ben de üzüm bağlarına uzanırım o zaman. Avcılar her gün dans edebilselerdi, günlerin birbirinden hiç farkı olmazdı. Ben de rahat yüzü göremezdim. Bunun üzerine küçük prens tilkiyi evcilleştirdi. Sonunda gitme vakti yaklaştığında, "Al işte," dedi tilki. "Ağlayacağım galiba." "Bu senin kabahatin," dedi küçük prens. "Elveda," dedi tilki de. "İşte sırrım çok basit. En iyi yüreğiyle görebilir insan. Gözler asıl görülmesi gerekeni göremez." "Gözler asıl görülmesi gerekeni göremez," diye yineledi küçük prens unutmamak için. "Gülünü senin için bu kadar önemli kılan ona harcadığın zamandır. Gülümü benim için bu kadar önemli kılan ona harcadığım zaman," dedi yine küçük prens unutmamak için. "İnsanlar bu hakikati unuttular," dedi tilki. "Ama sen unutmamalısın. Bir şeyi evcilleştirdin mi, sorumluluğu sana ait olur. Gülünden sorumlusun yani." "Gülümden sorumluyum," diye yineledi küçük prens unutmamak için. "Merhaba," dedi küçük prens. "Merhaba," dedi demiryolu makasçısı. "Burada ne yapıyorsun?" diye sordu küçük prens. "Yolcuları biner biner ayırıyorum," dedi makasçı. "Onları taşıyan trenleri bazen sağa, bazen sola yönlendiriyorum." Tam o sırada gök gürültüsü gibi gürleyerek geçen ışıl ışıl bir ekspres makasçı kulübesini sarstı. "Pek telaşlılar," dedi küçük prens. "Neyin peşindeler?" "O trenin makinisti bile bilmez bunu," dedi makasçı. Işıl ışıl ikinci bir ekspres bu kez ters yöne doğru geçti gürleyerek. "Hemencecik dönüyorlar mı?" diye sordu küçük prens. "Bunlar o gidenler değil," dedi makasçı. "Karşıdan gelen tren bu. Kimse olduğu yerden memnun değil mi yani?" "Kimse bulunduğu yerden memnun olmaz ki," dedi makasçı. O sırada ışıl ışıl gelen üçüncü bir ekspres sarstı ortalığı. "İlk trendeki yolcuların mı peşindeler?" diye sordu küçük prens. "Hiçbir şeyin peşinde değiller," dedi makasçı. "Ya uyuyor ya da esniyorlardır şimdi. Yalnızca çocuklar burunlarını cama yapıştırmış dışarıya bakıyorlardır. Yalnızca çocuklar ne aradıklarını biliyorlar," dedi küçük prens. "Bezden bir bebekle saatler geçirebilirler. Her şeyleri o bebektir sanki. Biri onu ellerinden almaya kalkarsa da hemen ağlayıverirler. Onların yerinde olmak vardı," dedi makasçı. "Merhaba," dedi küçük prens. "Merhaba," dedi satıcı. Susuzluk giderici haplar satıyordu. Bunlardan haftada bir tane yuttun mu susuzluk falan hissetmiyordun. "Neden satıyorsunuz bunları?" diye sordu küçük prens. "İnsana müthiş zaman kazandırıyor da ondan," dedi satıcı. "Uzmanlar hesaplamışlar. Haftada tam 53 dakika kazanılıyor." "Peki bu 53 dakikayla ne yapılır?" "Ne istersen. Dilediğim gibi harcayacak 53 dakikam olsa," dedi küçük prens, "bir çeşmeye doğru keyifli bir yürüyüş tuttururdum. Uçağımdaki arızanın 8. günüydü ve çölün ortasında kalan son damla suyumu içerken dinlemiştim satıcının öyküsünü." "Tamam, anıların çok güzel," dedim küçük prense. "Ama hala uçağımı onarabilmiş değilim. Üstelik içecek suyum da kalmadı. Doğrusu ben de bir çeşmeye doğru keyifli bir yürüyüş tutturabilseydim mutlu olurdum." "Dostum tilki bana dedi ki..." "Küçük adamım, artık tilkiden söz etmesek." "Nedenmiş?" "Susuzluktan ölmek üzereyim de ondan." Mantığımı anlamıyordu. "Bir dostun olması çok iyi bir şey," dedi. "Ölecek olsam bile, bana sorarsan bir tilki dostum olduğu için çok mutluyum." "Başımdaki tehlikeyi anlamıyor," dedim kendi kendime. "Kendisi ne acıkıyor ne susuyor çünkü. Biraz güneş ona yetiyor. Ama bana bakıp kafamdan geçenleri anlamış gibi şöyle dedi." Ben de susadım. "Bir kuyu arayalım, hadi." Bezginlikle elimi salladım. Çünkü uçsuz bucaksız çölde tesadüfen bir kuyu bulmaya çalışmak kadar anlamsız bir şey olamaz. Yine de yürümeye başladık.
tek kelime etmeden yürüye yürüye geceyi ettik. Yıldızlar parıldamaya başladı. Susuzluk yüzünden hafif ateşim çıktığından sanki düşteymiş gibi görüyordum yıldızları. Küçük prensin dedikleri belleğimde dönüp duruyordu. Sen de susadın demek diye sordum ama sorumu yanıtlamadı. Su yürüye de iyi gelebilir demekle yetindi. Dediğini anlamamıştım ama sustum. Onu sorguya çekmemek gerektiğini iyi biliyordum artık. Yorulmuştu, oturdu. Ben de onun yanına çöktüm. Kısa bir sessizlikten sonra yıldızlar gözlerden uzak bir çiçek sayesinde güzeller dedi. Doğru dedim yalnızca ve ay ışığının altında kum dalgalarını seyre koyuldum. Çöl güzel diye ekledi. Haklıydı, çölü hep sevdim. Bir kum tepesinin üzerine oturursunuz. Hiçbir şey görmez, hiçbir şey duymazsınız. Yine de sessizliğin içinde bir şeyler parıldar. Çölü güzel kılan bir yerinde bir kuyu saklıyor olması, dedi küçük prens. Aniden kumların bu gizemli parıltısının anlamına varmak beni şaşkına çevirmişti. Küçük bir çocukken eski bir evde yaşıyordum. Efsaneye göre de bir hazine saklıydı orada. Tabii kimse bu hazinenin nasıl bulunacağını bilmiyordu. Belki de bu yüzden kimse aramaya bile kalkmamıştı. Ama evin her yerinde büyülü bir hava veriyordu bu hazine. Evim yüreğinin derinliklerinde bir sır saklıyordu. Evet dedim küçük prense. Evi de, yıldızları da, çölü de güzel kılan gözle görülemez. Tilkimle aynı fikirde olmana sevindim, dedi küçük prens bunun üzerine. Küçük prens uykuya dalınca onu kollarıma alarak yeniden yola koyuldum. Kalbim çarpıyordu. Sanki sırça bir hazineydi kollarımdaki. Hatta sanki dünya üzerinde ondan daha narin bir şey yoktu. Ay ışığında bu solgun alna, bu kapalı gözlere, rüzgarda uçuşan o tutam tutam saçlara bakıyor ve içimden şöyle diyordum. Bu yalnızca bir görünüş. Asıl önemli olan gözle görülemez. Aralık dudaklarında bir gülümseme belirir gibi oldu. Şu mışıl mışıl uyuyan küçük prensin beni bu denli etkileyen yanı bir çiçeğe duyduğu sadakat, dedim kendi kendime. Uykusunda bile içinde bir gaz lambasının alevi gibi ışık saçan bir gülün hayali. Şimdi daha da narin geliyordu bana. Alevleri çok iyi korumak gerekir, yoksa ufacık bir esintide sönebilirler. Sonunda yürüye yürüye şafak sökerken kuyuyu buldum. Küçük prens, insanlar ekspres trenlere doluşuyorlar ama ne aradıklarını bildikleri yok, dedi. Telaş içinde dört dönüp duruyorlar. Sonra da ekledi. Boşuna. Yanına vardığımız kuyu çöl kuyusuna benzemiyordu. Çöl kuyuları kumlar içinde açılmış deliklerden ibarettir. Halbuki bu köylerdeki kuyuları andırıyordu. Ancak ortalıkta köy filan olmadığından düş görüyorum sandım. Çok tuhaf dedim küçük prense. Çıkrığı, kovası, ipi, her şeyi hazır. Güldü. Sonra da ipi tutup çıkrığı çevirdi. Çıkrık rüzgarın uzun süre uğramadığı bir rüzgar gülü nasıl söylenirse öyle söylendi. Dinle bak dedi küçük prens. Kuyuyu uyandırıyoruz. O da bize şarkı söylüyor. Yorulmasını istemiyordum. Çekmeyi bana bırak dedim. Sana ağır gelir. Kovayı ağır ağır kuyunun ağzına kadar çektim. Oraya sağlam şekilde yerleştirdim. Kulaklarımda çıkrığın şarkısı, hala titreşen suda güneşin de titreştiğini görüyordum. Susadığım bu suymuş işte dedi küçük prens. Ver de içeyim. Ne aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına götürdüm. Gözleri kapalı, içti. Bir şölen içkisi kadar güzeldi içimi. Herhangi bir içecekten çok farklı bir suydu bu. Yıldızların altındaki yürüyüş çıkrığın şarkısı, kollarımdaki yorgunluktu pınarı. Bir armağan gibi yürek ferahlatıcıydı. Küçük bir çocukken de Noel hediyem tüm ışıltısını Noel ağacının ışıklarından, gece yarısı duasının ezgisinden
ve yüzlerdeki gülümseyişlerin tatlılığından alırdı. Senin gezegenindeki insanlar, dedi küçük prens, tek bir bahçeye 5000 gül dikiyorlar ama yine de aradıklarını bulamıyorlar. Evet, bulamıyorlar, diye yanıtladım onu. Halbuki aradıkları tek bir gül de ya da bir yudum su da olabilir. Haklısın, dedim. Bunun üzerine küçük prens şöyle dedi. Ama gözler gerçeği göremez ki. Yüreğiyle aramalı insan. Suyumu içmiştim. Rahat nefes alıyordum artık. Gün doğarken kumlar bal rengine bürünür. Bu bal rengi de içimi sevinçle doldurmuştu. O zaman içimdeki acı nedendi? Yeniden yanıma oturan küçük prens, sözünü tutmalısın, dedi usulca. Ne sözü? Koyunum için ağızlık hani. Çiçeğimden ben sorumluyum. Cebimden resimlerin taslaklarını çıkardım. Küçük prens bunları görünce gülerek şöyle dedi. Senin baobablar birazcık lahanaya benzemişler. Ya? Halbuki baobablarımla o kadar da övünüyordum. Tilkinin de kulakları biraz boynuz gibi olmuş. Çok uzunlar. Sonra tekrar güldü. Ama haksızlık ediyorsun küçük adamım, dedim ona. Ben boğa yılanını içten ve dıştan gösteren resimler dışında bir şey çizmeyi bilmiyorum ki. Boş ver, dedi. Çocukların anlar nasıl olsa. Bunun üzerine bir ağızlık çizdim. Bunu ona uzatırken yüreğim burkuldu. Bilmediğim planlarım var galiba. Ama hiç yanıt vermedi. Sonra, biliyor musun, yarın dünyaya inişimin yıl dönümü, dedi. Yine biraz sustuktan sonra devam etti. Tam buralarda bir yere inmiştim. Kızarmıştı. İçimi yeniden nedensiz bir keder sarmıştı. O halde sana rastladığım sabah, yani 8 gün önce, tüm yerleşim yerlerinden 1000 kilometre uzakta tek başına dolaşıyor olman bir tesadüf değildi, deyiverdim birden. İndiğin yere geliyordun. Küçük prens yine kızardı. Ara vermeden devam ettim. Belki de şu yıl dönümü için, ha? Küçük prens yeniden kızardı. Sorulara yanıt vermiyordu. Ama insan kızardığında bu evet demek değil midir? İçimde bir korku var, dedim. Bunun üzerine artık çalışmalısın, dedi. Aracına gitmen lazım. Ben seni burada beklerim. Yarın akşam yine gel. Hiç inanmamıştım ona. Ama tilkinin dedikleri aklıma geldi birden. Birinin sizi evcilleştirmesini kabul etmişseniz, biraz olsun gözyaşı dökmeyi de göze alacaksınız. Koyunun yanında eskiden kalma harap bir duvar vardı. Ertesi akşam çalışmaktan dönerken, uzaktan küçük prensimin duvarın tepesine oturup ayaklarını sarkıtmış olduğunu fark ettim. Şöyle diyordu. Hiç mi hatırlamıyorsun yani? Buradaydık. Başka birisi yanıt vermiş olmalı ki. Evet, evet bugün ama yeri tam burası değil, dedi hemen ardından. Duvara doğru ilerledim. Ne sesi ne kendisi vardı Beriki'nin. Küçük prens yeniden yanıt verdi. Tamam. Kumda ayak izlerimin başladığı yeri göreceksin. Tam orada bekle beni yeter. Bu gece geleceğim. Duvara 20 metre kalmıştı. Ama hala hiçbir şey görmüyordum. Küçük prens bir süre sustuktan sonra ''Zehrin güçlü mü?'' diye sordu. ''Bana uzun süre acı çektirmeyeceğinden eminsin değil mi?'' Yüreğimde bir sıkıntı. Olduğum yerde kaldım. Ama hala anlamıyordum. ''Hadi git şimdi.'' dedi. Aşağı inmek istiyorum. İşte o zaman gözlerim duvarın dibine kaydı ve elimde olmadan havaya sıçradım. İnsanı 30 saniyede öldürebilecek sarı yılanlardan biri orada küçük prense doğru dikilmiş duruyordu. Tabancamı çıkarmak için elimi cebime atarken koşmaya başladım. Ne var ki çıkardığım gürültüyü duyan yılan suyu kesilmiş bir fıskiye gibi kendini kumlara bıraktı ve hafiften madeni bir ses çıkararak usulca taşların arkasından akıp gitti. Küçük prensimi kollarıma almak için tam zamanında duvara yetişmiştim. Yüzü kireç gibiydi. ''Neler oluyor?'' diye sordum. ''Şimdi de yılanlarla konuşuyorsun.''
Boynundan hiç çıkarmadığı sapsarı atkıyı gevşettim. Şakaklarını ıslatıp su içirdim. Ama artık ona hiçbir şey soracak hal kalmamıştı bende. Yüzüme ciddiyetle baktı ve boynuma sarıldı. Tüfekle vurulmuş, ölmek üzere olan bir kuşun kalbi gibi çarpıyordu kalbi. "Aracındaki aksaklığı keşfetmene çok sevindim," dedi. "Evine dönebileceksin." "Nereden bildin?" Ben de tam ona umudumu yitirdiğim sırada aksaklığı hallettiğimi haber vermeye geliyordum. Soruma yanıt vermeden "Ben de eve dönüyorum bugün," dedi. Sonra hüzünlü bir sesle ekledi: "Çok daha uzak, çok daha güç. Ortalıkta olağan dışı bir şeyler döndüğünden emindim. Onu küçücük bir çocukmuş gibi sımsıkı tutuyordum. Ama sanki kollarımdan sıyrılıp dipsiz uçurumlara doğru kayacak ve onu kurtaramayacaktım." Bakışları ciddileşmiş, çok uzaklara dalıp gitmişti. "Senin koyunu aldım. Koyunun sandığı da, ağızlığı da bende." Sonra da hüzünle gülümsedi. Uzun süre bekledim. Yavaş yavaş kendine geldiğini hissediyordum. "Küçük adamım, korkmuşsun sen." "Nasıl korkmasın da?" Ama küçük prens usulca güldü. "Bu akşam daha da korkacağım." Yeniden o çaresizlik duygusu ürpertti içimi. Bu gülüşü bir daha hiç göremeyeceğimi düşünmeye bile dayanamayacağımı anlamıştım. Bu gülüş benim için çölün ortasında bir pınar gibiydi. "Küçük adamım, bir daha güldüğünü duymak istiyorum." Ama o şöyle dedi: "Bu gece bir yıl doluyor. Yıldızım tam geçen yıl indiğim yerin üstüne gelecek. Küçük adamım, şu yılanın, şu buluşmanın ve şu yıldız hikayesinin kötü bir düş olduğunu söyle bana." Soruma yanıt vermedi. "Asıl önemli olan göze görünmeyendir." "Elbette. Tıpkı çiçek gibi. Yıldızlardan birindeki bir çiçeği seversen, akşamları gökyüzüne bakmak ne güzeldir. Tüm yıldızlar çiçeğe dururlar." "Elbette. Tıpkı su gibi. Bana içirdiğin su müzik gibiydi. Çıkrık ve ip nedeniyle. Hatırlıyorsun değil mi? Ne hoştu." "Elbette. Geceleri yıldızlara bakacaksın. Benim yıldızım bulup da sana gösteremeyeceğim kadar küçük. İyi ki de öyle. Yıldızım senin için şu yıldızlardan biri olacak. O zaman da bütün yıldızlara bakmak mutlu edecek seni. Hepsi birden dostun olacak. Şimdi sana bir hediyem var." Böyle deyip bir kez daha güldü. "Ah küçük adamım, küçük dostum benim. Bu gülüşü duymak öyle hoşuma gidiyor ki. Benim hediyem de bu işte. Tıpkı su gibi." "Yani?" "Herkesin bir yıldızı var ama hiçbiri aynı değil. Yola çıkanlar için yıldızlar birer kılavuz olurlar. Kimileri içinse küçük ışıklardan başka bir şey değildirler. Bilginler için çözülecek birer problem. Şu benim iş adamı için altından yapılmışlardır. Ama bu yıldızların hepsi suskundur. Senin yıldızınsa kimselerinkine benzemeyecek." "Ne demek istiyorsun?" "O yıldızlardan birinde ben yaşıyor, ben gülüyor olacağım. İşte bu yüzden geceleri gökyüzüne baktığın zaman bütün yıldızlar gülüyor gibi gelecek sana. Yalnızca senin gülmeyi bilen yıldızların olacak." Yine güldü. "Günün birinde üzüntün geçince, üzüntüler günün birinde mutlaka geçer. Beni tanımış olduğuna sevineceksin. Hep dostum kalacaksın benim. Benimle gülmek isteyeceksin. Bazen aklına esip pencereni açacaksın. Dostların senin gökyüzüne bakıp güldüğünü görünce hayretler içinde kalacaklar. O zaman sen de onlara yıldızlar beni hep güldürür diyeceksin. Aklını kaçırdığını sanacaklar. Ben de sana iyi bir oyun oynamış olacağım." Yine güldü. "Sanki sana yıldızlar yerine gülmeyi bilen bir sürü küçük çıngırak vermişim gibi." Bir kez daha güldü. Sonra ciddileşti. "Bu gece biliyorsun, gelme." "Seni bırakmam. Acı çekiyormuş gibi görüneceğim. Ölüyormuşum gibi biraz. Böyle işte. Görme bu halimi. Değmez. Bırakmam seni." Birden kaygılandı. "Bak, biraz da yılan yüzünden böyle diyorum. Seni de sokmasının lüzumu yok. Yılanlar hain olurlar. Sırf keyfi için sokabilir seni bu yılan."
Bırakmam seni. Bir şey düşünüp rahatladı sonra. Neyse ki ikinci kez sokacak zehirleri kalmıyor. O gece kalkıp gittiğini görmedim. Çıt çıkarmadan kaçmıştı. Ona yetiştiğimde kararlı adımlarla yürüyordu. Demek geldin, dedi yalnızca. Elimi tuttu ama belli ki çok üzülmüştü. Hiç iyi yapmadın, acı çekeceksin. Ölmüş görüneceğim ama gerçekte ölmüş olmayacağım. Bense susuyordum. Anlıyorsun değil mi? Çok uzak orası. Giderken bu bedeni de götüremem. Çok ağır. Bense susuyordum. Tıpkı içi boşalmış yaşlı bir ağaç kabuğu gibi olacak. Ağaç kabukları o kadar acıtmaz insanın içini. Cesareti kırılmıştı biraz. Sonra bir güçle devam etti. Çok güzel olacak. İnan bana. Ben de yıldızlara bakacağım hem. Yıldızların hepsi çıkrığı paslı birer kuyu olacak benim için. Yıldızların hepsi taze su verecekler bana. Bense susuyordum. Nasıl güzel eğleneceğiz? Senin 500 milyon çıngırağın olacak, benim de 500 milyon çeşmem. Sonunda o da sustu. Ağlıyordu. İşte burası. Bırak da gideyim. Sonra korkudan yere çöktü. Sen de biliyorsun. Çiçeğim, sorumluluğu bana ait onun. O kadar güçsüz, o kadar saf ki bütün tehlikelere karşı kendini korumak için dört dikeninden başka bir şey yok. Ben de artık ayakta duramadığımdan yere çökmüştüm. İşte böyle, bu kadar. Bir an duraklar gibi oldu. Sonra yeniden ayağa kalktı. İleriye doğru bir adım attı. Bense kıpırdayamıyordum. Ayak bileğinin yanında sarı bir parıltı gördüm. O kadar. Bir an hareketsiz kaldı. Bağırmadı. Bir ağaç gibi usulca yere yığıldı. Her yan kum olduğundan tek bir ses bile duyulmadı. Bugün bakıyorum da tam 6 yıl olmuş. Bu öyküyü kimselere anlatmadım. Döndüğümde beni gören arkadaşlarım sapasağlam olduğuma sevindiler. Kederliydim ama onlara yorgunluktan diyordum. Artık üzüntüm biraz hafifledi. Tabii tam geçmedi. Ama onun gezegenine döndüğünden eminim. Çünkü o sabah gün doğarken bedenini bulamadım. Hiç de ağır bir beden değildi. Şimdi geceleri yıldızları dinlemeyi seviyorum. Sanki 500 milyon çıngırak gibiler. Ama işe bakın ki beklenmedik bir durum var. Küçük prens için çizdiğim ağızlık var ya, tasma kısmını eklemeyi unutmuşum. Ağızlığı koyununa asla bağlayamayacak. Kendime soruyorum. O gezegende neler oluyor acaba? Belki de koyun çiçeği yedi. Bazen olmaz öyle şey diyorum. Küçük prens çiçeğinin üzerini her gece camdan fanusla örter. Mutlaka koyuna da göz kulak oluyordur. O zaman içimi mutluluk kaplıyor ve tüm yıldızlar tatlı tatlı gülüyorlar bana. Bazen de bir kez dalgınlık ettiyse hapı yuttu diyorum kendi kendime. Ya bir akşam cam fanusu koymayı unuttuysa, ya geceleyin koyun sessizce kaçıverdiyse, işte o zaman çıngıraklar gözyaşlarına dönüşüyor birden. Bu işte büyük bir gizem var. Tıpkı benim için olduğu gibi küçük prensi seven sizler için de bir yerlerde hiç görmemiş olduğunuz bir koyun bir gülü yemişse ya da yememişse hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Gökyüzüne bir bakın. Sonra da kendinize sorun. Koyun çiçeği yedi mi, yemedi mi? Göreceksiniz. Her şey nasıl da değişecek ve hiçbir yetişkin insan bunun ne kadar önemli olduğunu asla anlamayacak. Bu benim için dünyanın en güzel ama en kederli manzarası. Aslında bir önceki sayfada gördüğünüz manzaranın aynısı. Ama size iyice göstermek için bir kez daha çizdim. Burası Küçük Prens'in yeryüzünde belirlediği ve sonra da kaybolduğu yer. Bir gün yolunuz Afrika'ya, çöle düşerse hatırlayabilmek için resme iyice bakın. Eğer geçerken buraya da uğramışsanız acele etmeyin lütfen. Yıldızın altında biraz bekleyin. Eğer bir çocuk size doğru gelirse, gülüyorsa
altın sarısı saçları varsa, hele soru sorduğunuzda yanıt vermiyorsa, o olduğunu hemen anlayacaksınız. O zaman ne olur böyle kederler içinde bırakmayın beni, geri döndüğünü yazın.